Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Teknik Direktör Okan Buruk, Bodrum'da katıldıkları kutlama programında transfer çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bodrum Galatasaraylılar Derneği tarafından bir mekanda gerçekleştirilen kutlama programına Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Teknik Direktör Okan Buruk, Galatasaray'ın eski vekili Erden Timur, eski futbolculardan geçmiş dönem başkanlarıyla çok sayıda taraftar katıldı. Süper Lig Şampiyonluk Kupası'nın da getirildiği kutlamada davetliler kupayla bol bol fotoğraf çektirdi. Kutlamalar müzik eşliğinde gece saatlerine kadar sürdü. Kutlamada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek şunları söyledi. Bugün Bodrum'da 24. şampiyonluğu kutluyoruz. Çankat kardeşime çok teşekkür ediyorum. Dernek Başkanı, Bodrum Galatasaraylılar Derneği Başkanı kendisi. Çok güzel bir organizasyon hazırladı. Daha önce de söylediğim gibi 40 gün 40 gece bu şampiyonluğu kutlayacağız demiştim. Her vilayette, her derneğimizin giderek onların organizasyonlarına katılıyorum ve büyük keyif alıyoruz. Transferlerle ilgili sorulan soruya da yanıt veren Galatasaray Başkanı Dursun Özbek sözlerini şöyle sürdürdü. Transfer işinde zaten çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki hafta inşallah görüşmelerimiz daha hızlanacak. Mümkün olan en kısa sürede eksiklerimizi noktasal transfer yapacağız. Eksiklerimizi biliyoruz. Çok kısa sürede inşallah sizlere daha farklı haberler vereceğim. Çünkü transfer öyle bir şey ki yapılmadan, imzayı atmadan söylenmesi sakıncalı olan bir konu. Galatasaray'ın yani menfaatlerini düşünerek transferlerin bittiğinde sizlere de bilgi vereceğim. Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Avusturya ile karşı karşıya gelecek milli takıma başarılar dileyen Özbek, Michy Batshuayi ile ilgili sorulan soruya da "Yarın sabahı bekleyin, onunla ilgili de bilgi vereceğiz size" diye konuştu. Milli takıma başarılar dileyen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, söz konusu milli takım olduğunda kulüpçülüğü bırakma çağrısı yaparak şöyle konuştu. Tabii oyuncularımızla iletişim içerisindeyiz. Onların arkasındayız, destekliyoruz. Yani bütün Türkiye desteklemek zorunda. Ben bir yandan bu hepimiz çok üzüyor. Biz artık kulüpçülüğü bırakmamız gerekiyor. Yani milli takım için birlik olmamız gerekiyor. Orada futbolcularımızın hiçbir takım gözetmeden birbirlerine nasıl sarıldıklarını net bir şekilde gördüğümüz halde biz burada devamlı kulüpçülük yapıyoruz. O yüzden oyuncularımız destek, milli takım her şeyin üstünde. O yüzden oyuncularımız güveniyoruz, inanıyoruz. Gruptan aldık puanla çıktılar. İnşallah Avusturya'ya karşı da çok daha iyisini yapacaklar. Buruk transfer konusunda şu açıklamayı yaptı. İle ilgili tabii ki bir forvet düşüncemiz var. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Zaten masaya düştü. En kısa zamanda onun bitmesini bekliyoruz. Onun yanında tabii eksik bölgelerimiz, aciliyeti olan özellikle yine sağ bek, bir orta saha oyuncusu. Çok iyi oyunculara sahibiz. Bir kere onun altına bizim yani orta sahadaki oyuncularımız da hepsi çok iyi. Ama biz en güçlü kadroyu kurmaya çalışıyoruz. Yine devamında ihtiyacımız olan yerlere de takviyeler yapacağız ama öncelikle aciliyet olan yerlerimizi bir önce kapatıp devamında dediğimiz gibi birçok oyuncumuza da teklif var. Galatasaraylı oyuncular her türlü yine gündemde teklif alıyorlar, ilgileniliyor. Yeni sezonda 4 takımın da amacının şampiyonluk olduğunu ifade eden Okan Buruk şöyle söyledi. Dostunu korudu. Onlar da önemli bir hocaya sahip. Yine transferler yapıyor. Beşiktaş aynı şekilde yine iyi bir kariyere sahip bir hoca getirdi. Fenerbahçe aynı şekilde yine çok önemli bir kariyere sahip bir hoca getirdi. O yüzden yani bundan sonra kadrolar şekillenecek. Lig başlayacak. Lig başladıktan sonra yarış başlayacak. Ama yine 4 takımın amacı şampiyonluk. O yüzden hani bundan önceki seneler nasıl zorsa aynı zorlukla başlayacak. Önemli olan bunu kolaya çevirmek. Biz de kazanarak kolaya çevirmeye çalışacağız.